TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninden iyi akşamlar. Sayın Seçiler Karabük Barosu tarafından anayasa değişikliğini tartışıyoruz isimli konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu katıldı. Peki Türkiye Barolar Birliği... Karabük Kent Meydanı'nda düzenlenen anayasa değişikliğini tartışıyoruz konferansına Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu ile birlikte. Anadolu Üniversitesi Siyasal Bilgiler eski dekanı Profesör Doktor Yalçın Karatepe, Anayasa Profesörü Süheyl Batum, Karabük Baro Başkanı Avukat Rıdvan Erdoğan, Bartın Barosu Başkanı Avukat Ferhat Parlatır ve Barolar Birliği üyelerinden Kürşat Karacabey, Ali Çetin Aygün'le Oktay Yalçın katıldı. İki başlılığı kesinlikle ortadan kaldırıyor. Yerine 957 başçık kralcık çıkıyor. 957 ilçesi var Türkiye'nin. 957 baş çıkıyor Türkiye'ye. 957 kendini kral sanan çıkıyor. Bu Türkiye Cumhuriyeti anayasasında değişiklik yapan taslak ya da teklif, karşılaştırmalı metin. Bu metnin 123 ve 124. maddelerinden Cumhurbaşkanı'nın tek imzayla kamu tüzel kişiliği kurabileceği yazıyor. Ama kamu tüzel kişiliğinin ne işler yapacağından çok fazla söz etme ihtiyacı duymamış. Değerli dinleyenler, şu andan sonra anlattıklarım Türkiye'nin tam çekirdeğine nükleer bomba konulduğunun belgesidir. Bu ana kadar anlattıklarım bir kişinin kontrolsüz güce sahip olma talebi üstüne yazılmış olanlardır. Bundan sonra anlatacaklarım ise tam çekirdeğe nükleer bomba konduğunun belgeli anlatımıdır ve Sayın Cumhurbaşkanımızın bu bilgilerden haberi olmadığı kanaati bende hakimdir. Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin 16 Nisan referandumu öncesi ilimizde çalışmalarını sürdürüyor Sayın Seyirciler. Şahin dün akşam Safranbolu'da gençlerle düzenlenen toplantıya katıldı. ...2007'de milletin %69 oyla Cumhurbaşkanı'nı ben seçeceğim demesinden sonra artık yeni bir dönem başlamıştı. Halkın oyuyla seçilmiş iki tane devletin başında kişi var. Bir Cumhurbaşkanı, bir Başbakan. Cumhurbaşkanı'nın yetkileri var ama sorumsuz. Birçok yetkisi var. Çünkü 82 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı'nın yetkileri 1980 darbesini yapan Kenan Evren'e göre hazırlanmış. Kenan Evren bu anayasayla, oylamasıyla Cumhurbaşkanı seçildi ya, tam askerlere göre hazırlanmış. Yetki var, sorumluluk yok. Bu böyle devam edemezdi. Etmemeliydi. İki tane seçilmiş kişi. Yere çatal kazığı çakmak gibi bir şeydir. Yere çatal kazığı çakmaya zorlarsanız ortadan yarılır. Daha fazla da gitmez. O bakımdan millet aslında %69 oyla dedi ki Cumhurbaşkanını ben seçiyorum ama bundan sonra artık yürütme organını da ben belirleyeceğim. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi emperyalistlerin 100 yıl sonra yeniden Sevri hotlatma girişimlerine bir son vermek için işbirliği yaptılar. Önümüzdeki günler, şimdi karşı çıkanlar var ya, tereddütle karşılayanlar var ya, bu sistem hem Türkiye'ye hız katacak, sürat katacak, müesseriyat katacak Erbakan Hoca'nın söylediği gibi, hem de örnek bir anayasa olacaktır diye değerlendiriyor. Siz gençlerimizin, hanım kardeşlerimizin, beyefendilerin, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bu kadar önemli olan bu halk oylamasında
İnanıyorum ki üzerinize düşenleri yapacaksınız. Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in Safranbolu'daki seçim çalışmaları bugün de devam etti. Sayın seyirciler, Şahin Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleriyle bir araya geldi ve şoförlerin sorularını dinledi. Referandumla anayasada yapılması planlanan değişiklikleri anlattı. Nereye geçiyoruz? Başkanım, hoş geldiniz. Ya burası serin tera, üşürsünüz burada. Burada üşürsünüz ya. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Karabük'te %75'e yakın destek vermişti bu anayasa değişikliğine. Yani her 4 kişiden 3 kişi. Evet, biz Cumhurbaşkanı'na bundan sonra artık kendimiz seçeceğiz demişti Karabük'te. Şükran borçluyuz. Efendim diyorlar ki bu tek adam diktatörlüğü getirir. Ya diktatörler ölünceye kadar iş başında kalan insanlar. Dün akşam Ömer Çelik bir televizyon programında çok güzel bir şey söyledi. Diktatör derken Tayyip Erdoğan'ı kastediyorlar dedi bu ana muhalefet partisi. Diktatörler dedi tankların arkasına saklanır, uçakların arkasına saklanır. Recep Tayyip Erdoğan uçaklara karşı duydu milletiyle birlikte. Tanklara karşı durdu ve o FETÖ darbe teşebbüsünü önledi dedi. Böyle diktatör mü olur? Tayyip Erdoğan halk adamıdır. Mesela Safranbolu'ya gelse, şuradan geçse, bir taksi durağını görse iner, taksilerin çayını içer. Televizyonda izliyorsunuz değil mi? Evet. Halkın içinden çıkma adamlardan, halka güvenen, halka yaslanan insanlardan diktatör falan olur. Ve kaldı ki, iki dönem seçilecek ya. Bir dönem, diyelim ki seçildi. Baktım ki yanlış işler yapıyor. Bir dahaki seçmezsiniz. Öyle değil mi? %51 oy almak kolay mı arkadaşlar? Yani vatandaşların, seçmenlerin yarıdan fazlasını oyun alarak seçilmek kolay mı? İki dönem seçilecek. Sayın seyirciler, darbe girişiminde Karabük Sıkı Yönetim Komutanı olduğu iddiasıyla tutuklanan dönemin 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstikam Kurmay Albay Aracan'ın yargılanmasına başlandı. Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya Bolu T tipi kapalı cezaevinde tutuklu bulunan sanık Arıcan'la avukatlar katıldı. Mahkeme Başkanı Muhammed Zafer Terzi, kimlik tespitinin ardından Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 66 sayfalık iddianameyi okudu. Sanık Arıcan savunmasında 16 Temmuz'da gözaltına alındığını ve 17 Temmuz'da tutuklandığını, daha sonra da meslekten ihraç edildiğini belirterek darbenin olduğu gün Giresun'da helikopter kazasında eşini kaybeden yaralı arkadaşı Albay Ünal Bayhan'ı Ankara'daki evinde ziyarete gittiğini anlattı. Gezinti yaptığı sırada alçaktan uçan F-16'ları gösteri olduğunu sanarak cep telefonuyla görüntülediğini, olağanüstü bir durum olduğunu da telefon görüşmeleri ve haberlerden anlayarak Karabük'e dönmek için saat 11 sularında özel otomobiliyle yola çıktığını aktaran Arıcan şunları söyledi. Yolda Karabük'e sıkı yönetim komutanı olarak atandığıma dair bir listede adamın bulunduğunu öğrendim. Valimiz Mehmet Aktaş'a saçma sapan mesajlar gelmiş. Böyle bir oluşumun içerisinde yer almadım, devletin, milletin ve senin emrindeyim, valiliğe doğru yola çıktım dedim. Valilik makamında Sayın Valim'den başka Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, İl Emniyet Müdürü Serhat Testever, Karabük Üniversitesi Rektörü Refik Polat, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Hasan Bal vardı, geçmiş olsun diyerek oradakilere selamlaştım. Sanık Arıcan saat 4.30 sıralarında Emniyet Müdürü Serhat Testever'in Ankara'dan talimat geldi, hakkında gözaltı kararı var dediğini anlatarak, Emniyet Müdürlüğü'nün karşı çıkan kim varsa onu da gözaltına alın talimatı olduğunu belirtmesi üzerine gözaltına alındı. Ortada tarafıma yöneltecek tek bir suç yoktur. Bu suçları işlemediğim gibi suç işlenmesine de mani oldum. Gereken ne varsa onu yaptım ve hiç kimseye de suç işlenmesi için yardım etmedim iddiasında bulundu. Üzerine atılı iddialardan aklanması ve gerçeğin ortaya çıkması için Vali Aktaş, Belediye Başkanı Vergili, Serhat Testever,
Rektör Polat ve Hasan Bal'ın tanık olarak dinlenilmelerini isteyen Arıcan, Karabük Sıkı Yönetim Komutanı olarak adımın listede yer alması tamamen bilgim, onayım, iradem dışında tek taraflı yapılmış bir işlemdir. Aslında beni neden yazdıklarını yazanlara sorulmalı. Adımı bu listeye yazanlardan davacı ve şikayetçiyim diye konuştu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sinop'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu sayın seyirciler. Bozdağ, referandum öncesi Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemine ilişkin açıklamalar yaptı. Çok kıymetli milletvekili arkadaşım, değerli bakan yardımcımız, ayağımızın kıymetli... Yenisinde başbakan yardımcıları. Peki yenisinde ne var? Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı yardımcıları var ve bakanlar var. Adalet Bakanı, Eğitim Bakanı, Savunma Bakanı, Ekonomi Bakanı, Maliye Bakanı vesaire bütün bakanlıklar yeni sistemde yeni olacak. Cumhurbaşkanı yardımcıları olacak. Bakanlar Kurulu toplantıları yapılacak. İstişareyle Türkiye yönetilecek. Şimdi öyle bir anlatılıyor ki bir kişi iki dudağı arasında her şey olup bitecek yani yok etmiş. Peki niye bu kadar karşı çıkılıyor? Sebebi sizsiniz ayağınızda. İnsanları rahatsız edecek bir program yapabilir mi? Bir politika uygulayabilir mi? Uygulayamaz. Ama bizim mahallenin oyu bana yeter dediği zaman o mahallenin ayakta alkışlayacağı cümleleri kurar, alkışını alır gider. Ama bu yeni sistem diyor ki siyasetçilere bundan sonra sadece kendi evinizin içindekilerin alkışını alacak sözler, politikalar, programlar değil, bütün komşu evlerin alkışlayacağı sözler, politikalar, programlar uygulayacaksınız. Yoksa size iktidar yolu kapalı diyoruz. Onun için mahallelerine haklı olanlar buna karşı çıkıyorlar. Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Giresun'da düzenlenecek bazı programlara katılmak üzere geldi. Ordu Giresun Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörle mücadelenin sadece bir ülkenin, bir bölgenin yapabileceği. Canikli, İngiltere'nin başkenti Londra'daki terör saldırısına ilişkin artık terörle mücadelede sözün bittiği yerdeyiz. Ülkelerin ne dedikleri değil, teröre karşı nasıl tavır aldıkları, gerçekten samimiyetle, kararlılıkla üzerine gidip gitmedikleri son derece önemli dedi. Esasında maalesef bunlardan bir tanesi, bu vesileyle kınıyoruz elbette bütün terör saldırılarını ve bütün teröristlerin buna benzer gerçekten insanları üzen, rahatsız eden bu tür faaliyetlerini elbette ve İngiltere halkına da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Yani terörle mücadelelerinde İngiliz halkının da yanında olduğumuzu buradan ifade ediyoruz. Tabi burada en önemli nokta şu. Herkes teröre karşı olduğunu söylüyor. Bütün ülkeler. Yani konuşmaya sıra gelince mangalda kül bırakmıyorlar. Ama bunların çok fazla bir önemi yok. Artık terörle mücadelede de sözün bittiği yerdeyiz. Bundan sonra icraat önemli. Ülkelerin ne dedikleri değil, teröre karşı nasıl tavır aldıkları, gerçekten samimiyetle, kararlılıkla üzerine gidip gitmedikleri son derece önemli. Hepiniz biliyorsunuz son günlerde, esasında uzun zamandan beri bu söz konusu ama son günlerde, son aylarda özellikle Avrupa'da bazı ülkelerin terör örgütlerine çok büyük destek verdiklerini, onlara kucak açtıklarını. Karabük İl Özel İdare Konferans Salonu'nda Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile OYAK Yatırım Menkul Değerler AŞ İşbirliği'nde genel ekonomiye bakış ve beklentiler, riskten korunma ve alternatif yatırım araçları konulu konferans düzenlendi. Biliyorsunuz Karabük'te bizim OYAK Yatırım olarak bir şubemiz var, aktif. Genel ekonomi, sermaye piyasası, dünya ekonomisi, Türkiye ekonomisi ve istihdam piyasası hakkında bilgi verilen konferansta finans sektörü konusunda da yatırımcılara bilgi verildi.
olmasını diliyoruz. Şu ana kadarki aldığımız feedback son derece olumlu. Biz OYAK Portföy olarak OYAK grubunun portföy yönetim şirketiyiz. Bugün katılımcıları hem bilgilendirmek hem Kardemir halkına hem ticaret mensuplarına bir sunum yapacağız. Başlıklara baktığımız zaman dünya ekonomisinde bir toparlanma bekleniyor. Gelişmiş ülkelerde aşırı düşük enflasyon dönemi bitiyor. Bunun anlamı nedir? Düşük faiz ortamından da bizim gibi ülkeleri olumlu etkileyen düşük faiz ortamından da yavaş yavaş çıkıyoruz anlamına geliyor. Çin ekonomisi büyük bir güç. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi. Özellikle emtia ve diğer maden fiyatlarında önemli etkisi var. Önce göstergelere de baktığımızda beklentiler bu yönde. Uzun vadeli bir toparlanma bekleniyor ama önce göstergelere baktığımızda da dünya ekonomisinin başta gelişmiş ülkeler olmak üzere toparlanma sürecine girdiğimizi teyit ediyor. Bizim gibi tasarruf açığı olan, yani yurt büyümemiz için gerekli yurt dışı kaynağı, yurt dışından sağlayan ülkeler için düşük faiz ortamı her zaman bizim lehimize gerçekleşecek bir olay. Ama bunu artık önümüzdeki 3 yılda enflasyonun yükselişle birlikte dünyada biz faizlerin bir miktar daha yukarıda oluşacağını göreceğiz. Bu da bizim özellikle kurda geçmiş yıllarda, son 2 yılda kendi iç sorunlarımız haricinde kurdaki dalgalanmanın en önemli nedenlerinden biri olarak söyleyebilirim. Yani evet, çok düşük enflasyon verileri. Düşük enflasyon, düşük büyüme demek. Efendim, bildiğiniz ve yakından takip ettiğiniz gibi BRTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çetinkaya yaklaşık çeyrek asırdır dünyayı geziyor. Çetinkaya son gezisini Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya ve Nevada eyaletlerine yaptı. Amerika'nın ünlü şehirleri Las Vegas ve Los Angeles'ta BRTV için belgesel çekimleri yaptı. Dünya sinemasının kalbi sayılan Hollywood'u da ziyaret etti. Evet sevgili izleyiciler, Amerika'dayız ve Las Vegas'tayız. Dünyaca meşhur bir şehir. Amerikan tarihinde de önemli, günümüzde de önemli. Hem Amerika'nın hem de dünyanın eğlence merkezi, kumar merkezi. Olağanüstü bir şehir. 2 milyon nüfusu bir şehir olduğunu öğrendim. Ve yılda 65-70 milyon dolayında yaklaşık Türkiye nüfusuna yakın turist alan bir şehir. Selamlar. Karabük'e sevgiler. Yaklaşık 15 sene oldu. Sevgili kuzenim Muharrem Güneş'in yanına gelmiş ve bu serüvene başlamış olduk. Şu anda Las Vegas'tayım. Eczacılık yapıyorum. Beşiktaşlıyım. Önce Karabük sporcusu tabii. Öncelikle iki takıma da başarılar. Las Vegas eğlencenin kumar şehri. Günah şehri olarak da, Sin City olarak da bilinir. Evet, Las Vegas'a gelip de kumarhaneye gelmemek olmaz. Ama kumar oynadınız mı diye sorarsanız gerçekten oynamadım. Ne dün gece ne bugün. Evet, sevgili izleyicilerimiz, Los Angeles, Las Vegas derken Los Angeles yanlarındaki dünya ünlü Hollywood'dayız. Hollywood yani artık dünyada bir isim. Sadece Amerikan sinemasının değil, dünya sinemasının kalbi. Hollywood nedir diye sordum az önce. Yani Türkçe anlamı ne oluyor? Türkçe anlamı şu. Kutsal ağaç ya da ağaçlar. Yani bu bölgenin olduğu yer. Evet, Hollywood'da Marilyn Monroe'ya rastladık sevgili izleyiciler. Say hi to Turkey. Turkish television, BRTV. Yes, hello Turkish television. This is Marilyn Monroe here in Hollywood. Hadi bir Marilyn Monroe şeyler yap böyle. Sexy meksi. Thank you. You can find me on Instagram at Hollywood Marilyn Monroe. Bir iki, yes. Dur şöyle yapalım. Madem şey yaptık. Burası Amerika. Herkes dışarıdan çok güzel görüyor, harika görüyor ama kendi vatanımız her zaman çok çok daha güzel.
Ve biz her tatilde, inanın yurt dışında yaşadığımız için her tatilde koşa koşa Türkiye'ye gidiyoruz. Oranın toprağı, oranın doğası, oranın yemekleri, her şeyi çok daha güzel. Sahip çıkalım. Yürüyerek geldi. Çok aşağıya, 2 kilometre aşağıya arabaları park ediliyor ve yürünüyor bu sıcakta. Ben ceketi giydim, şu anda bunalıyorum ama aklıma bir şey geldi. Onu da buradan yapmadan duramayacağım. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık basın kartı, uluslararası international bir kart. Kartımızı gösterdik ve binlerce araç buraya 2 kilometre yakına park ederken biz Hollywood'un tam tepesine kadar çıktık. Bunu şunun için söylüyorum. Bölgede 30 yıllık gazetecilik yapıp Filios'ta kendi bölgemizde başbakanlık basın yayın kartıyla başbakanı izleyemediğim aklıma geldi. Amerika'da, Los Angeles'ta Hollywood'a bu basın kartıyla rahat rahat girebildik ve VIP muamele gördük. Amerika'dan doğru da bu anımı da buradan hatırlatmak boynumun borcu diye düşünüyorum. Kısa bir süre sonra ekranlarımızdan Mehmet Çetinkaya'nın gezi notlarının tamamını izleyebilirsiniz. Sayın seyirciler, Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen 1. Ulusal Safranbolu Ekonomi Öğrencileri Kongresi başladı. Kongreye AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin de katıldı. Buradan ne gibi sonuç çıkarabiliriz? Gençlerimize güvenmeliyiz. Gençlerimizin omuzlarına çok önemli sorumluluklar yüklediğimizde onların görevlerini ve iyi hizmetleri başarıyla yerine getireceklerini biraz önce iki genç kardeşimiz ortaya koydular. Bu nedenle İstanbul'un 21 yaşında Fatih Sultan Mehmet tarafından alındığını da hiçbir zaman unutmamalıyız. Gençlerimizin çok önemli işler başaracağı gerçeğini huzurunuzda bir kez daha vurgulamak istiyorum. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençlerimize bir görev verildiğinde çok başarıyla bu görevlerini yerine getireceklerine inanıyoruz. Sayın seyirciler, Zonguldak'ta Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması üyesi oldukları iddiasıyla aralarında eski Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda çalışanların da bulunduğu 11'i tutuklu 13 sanın yargılanmasına devam edildi. Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar ve avukatlar katıldı. Duruşmada tutuksuz yargılanan iki sanık savunma yaptı. Sanıklar savunmalarında örgütün sohbet toplantılarına katıldıklarını belirterek haklarındaki suçlamaları kabul etmedi. Yaklaşık 7 saat süren duruşmada tutuksuz iki sanığın yanı sıra bazı tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti tutuklu bir sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırdı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ-PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan eski TTK çalışanlı 13 sanık, silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek ve silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor. Sayın seyirciler, Zonguldak'ta özel bir anaokulunun çatısında yangın çıktı. Alınan bilgiye göre Yayla Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunun çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Okulun kapalı olduğu saatte çatıdan duman yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatlik çalışmayla söndürdü. Yangın sonucu çatıda hasar oluştu. Thank you.
Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında Bolu'da fidan dikildi. Merkeze bağlı Alıçören köyü mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikimine Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Biçen, Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Amacıyla yapacağımız çalışmalarda bize motivasyon kaynağı oluyor. Ve sevgili gençlerimize, çocuklarımıza ormanın önemini, yeşilin değerini anlatmada bir vesile oluyor. Ormanlar yaşam kaynağımızı oluşturan ve bize her şeyi sağlayan toprağın bekçisidir. Evet, yaşa göre yapmışlar fidanları. Bu fidanın yaşı biraz büyük bizim gibi. Sayın seyirciler, Trabzon'da Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri Atatürk alanındaki meydan parkında oluşturulan standta vatandaşa 4000 fidan dağıttı. Vatandaşların ilgisi dolayısıyla fidanlar kısa sürede tükendi. Orman Bölge Müdürü Mümin Dönges, gazetecilere yaptığı açıklamada haftayla ilgili etkinliklerin devam ettiğini belirterek vatandaşlarımızdan aldıkları fidanları toprakla buluşturmalarını ve bakımlarını iyi yapmalarını bekliyoruz. Karadeniz'in yeşili ve orman varlığıyla öne çıktığını dile getiren Dönges, vatandaşlarımızın ağaca karşı duyarlılıkları had safhada ifadesini kullandı. Bu hafta etkinliklerimize bu şekilde devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan almış oldukları fidanları toprakla buluşturmalarını ve bakımlarını iyi yapmalarını kendilerinden bekliyoruz. Pazar günü de gene Forum AVM'de tiyatro gösterimiz olacaktır. Tüm vatandaşlarımızı oraya davetli olarak bekliyoruz. Zamla dikeceğim. Kaç tane aldın? 3 tane aldım. Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan, özellikle antika görüntülü eskitme mobilyaya büyük eğilim başladı. Bu da el imalatı mobilyanın önemini artırıyor. Dünyada da trend klasik modaya doğru gidiyor. Bant mobilyaya ilgi azalıyor dedi. Handmade mobilyada dünya markası bir ülkeyiz. Özellikle koltuk ve yemek odası, yatak odasını el aldığınız zaman el imalatı yap dediğimiz ürünlerde hem kalite hem estetik ve hem de fiyat yönünden dünyada bizim üzerimize bir ülke yok. Bizim dünyada yarıştığımız ülke İtalya bu noktada. İtalya'da da handmade mobilyada şimdi teknoloji geliştiği için kopyalama makineleriyle beraber poliüretan ürünlere yöneldiler. Biz ahşap üzerinden çalışıyoruz. Dünyada zaten trend klasik mobilyaya doğru gidiyor. Bant mobilya dediğimiz hazır mobilyada yavaş yavaş bir geri dönüşüm başladı. Geri dönüşüm oldukça tüketici eğilimleri değişiyor. Geçen sene verdiğim rakamlar İtalya'nın bir yıllık 2015 ihracat rakamı 20 milyar dolar, bizimki 2 milyar dolardı. 2016 verileri gelmemekle birlikte yüzeysel olarak edindiğimiz bilgilere göre bir %18'lik bir artış temin etmişiz. Ama bizi bu tatmin etmiyor. Daha da yükseklere çıkmamız lazım. Bizim hedefimiz mobilya sektörünün 10 milyar dolar civarında bir ihracat potansiyeline 1-2 yıl içerisinde çıkması gerekiyor. Bunun için de ihracat ve ithalat revizyon edilmesi lazım. Reorganizasyona tabi tutulması lazım.
İstanbul'da yaşayan Rus gelin Lililia Gorbatseviç çocuk yaşta babaannesinden öğrendiği keçe sanatı konusunda kadınlara eğitim veriyor. Sungil altta tabii ki koyunca bu figürü çok sevdim. Rusya'da 10 yıl önce Türk vatandaşıyla evlenen 42 yaşındaki Lililia Gorbatseviç, eşinin eşi nedeniyle 5 yıl önce Trabzon'da yaşamaya başladı. Çocuk yaşta babaannesinden keçe sanatını öğrenen Gorbatseviç, Trabzon'da sanatla uğraşmaya karar verince birçok kursa giderek el becerilerini geliştirdi. Sanatla uğraşmak seviyorum. Acayip bir şey yani. Ruhu katıyor. Rengi terapi oluyor. Taş oyunca düşünce dağılıyor. Yani güzel bir şey. Bence de güzel bir şey. Geçen gelince babam anne sordu beni, Türkiye'de ne yapıyorsun, nasıl geçiriyorsun? Dedim az ufak bir şey yapmaya çalışıyorum, sanatta yansıtıyorum. Neden keçi sanatta uğraşmıyorsun orada diye sordum. Doğru sordum acaba? Ben de onu da düşündüm. Türkiye'ye geldiğim zaman bir ufacık proje Zihra Atalay Hanım'ı çözdük. Bu proje üzerinde geçiyoruz şu anda. Mesela bu çift gözlü oldu ama biz onu dört gözlü yaparız. Kendisinden son derece mutlu bir enerji alıyoruz. Ortamı çok nasıl anlatayım yani güzelleştiren bir ortama bizi sunuyor. Tabii bunlar hep yapılan işte çok büyük bir katkı sağlıyor. Onun için ona teşekkürlerim, borç bilirim. Erik olacağım. Yani şu Trabzon'da yaşayan Erol Baş'ta çok genç yaşta Alzheimer hastalığının pençesine düşen 40 yıldır aynı yastığa baş koyduğu yatalak eşini enjektörle besliyor. Bak nasıl elinden oynaydı ha? Çok seviyorsun ama da. Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan 3 çocuk sahibi Erol ve Sevim Başdağ çifti yaklaşık 20 yıl önce Alzheimer hastalığıyla tanıştı. Teşhis konulduktan sonra eşine sürekli destek olan 62 yaşındaki Başdağ tedavi için yoğun mücadele verdi. Düşüyor, kafasını vuruyor. Geç kalınmış bir beyin ameliyatı. Geç kalınmış bir beyin ameliyatı işte. Bilmiyorum çocuklarım. Allah'ımdan dua ediyorum ki bundan önce ben ölmeyeyim. Ben ölürsem kim bakacak ona? Olmaz yani. Düşecek, eli ayağa düşecek. Bakıcıya düşecek, bilmem kime düşecek. Olmaz yani. Ben şey yapamıyorum yani. Onun için Cenab-ı Allah bana ömür versin. Ben de eşime seve seve bakayım. Ne yapayım? Hasta olduğu zaman kolumuz, kanadımız şey oldu. Yıkıldı yani biliyor musun? Ha, sen benim manolyomsun. Şimdi benim her şeyim. Yani bir tanem. Yani aşkım söylerim ona. Manolyam söylerim ona. İnşallah Cenab-ı Allah bana sağlık verir. Buna da sağlık verir. Aşkıma da. Ölene kadar bakarım onu. Seve seve bakarım. Herhangi bir şeyliğim de yok. Herhangi bir yani şunu yapayım, şöyle yapayım da bir isyanım da yok. Çünkü her şey Allah'tan. Ben hasta olsam o bakacaktı beni. O bakacaktı beni. Onun için yani Cenab-ı Allah bize ikimize de sağlık verirse ben de seve seve eşimi de bakarım. O da benim yüzüme bakar. O da onun eşi. Şu Facebook. Bültenimize spor haberleriyle devam edeceğiz. Salim Özer, Özer mağazalarında fırsatlar bitmek bilmiyor. Özer mağazalarında baharı erken getiren şok KDV indirimi. Salim Özer mağazalarında en kaliteli mobilyaları en uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Özer mağazaları 30 Nisan'a kadar tüm ürünlerde sürpriz KDV indirimiyle evinize bahar ferahlığı getiriyor. En kaliteli mobilya ürünlerine baharı erken getiren KDV indirimiyle ulaşmak için sizleri Salim Özer, Özer mağazalarına bekliyoruz. Salim Özer, Özer mağazalarında her şeyin en iyisine layıksınız. Salim Özer mağazaları Ankara Caddesi numara 87, telefon 0370 424 2736. Sporun ve sporcunun tek dostu Özer Mağazaları spor haberlerini sunar.
Spor haberleriyle devam ediyor. Sayın seyirciler, A Milli Futbol Takımı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri I grubunda 5. maçında yarın Antalya'da Finlandiya ile karşılaşacak. Türkiye-Finlandiya mücadelesi Antalya Stadı'nda yarın 20'de başlayacak. Türkiye-Finlandiya mücadelesi Antalya Stadı'nda saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek. İlk 4 maçında 5 puanla 4. sırada yer alan Ay Yıldızlı ekip 1 puan ve averajla 5. durumundaki Finlandiya karşısında 3 puanı hedefliyor. Gruptaki diğer maçlarda TSİ 22.45'te Kosova İzlanda, Hırvatistan Ukrayna karşı karşıya gelecek. Türkiye hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Antalya Spor Teknik Direktörü Rıza Çamlıbay, şu ana kadar çizdiğimiz grafik ve istikrar çok iyi. Önemli olan bunu kalan maçlarımızda da sonuna kadar devam ettirmektir dedi. Bizim bütün hedefimizi biliyorsunuz zaten. İlk senemizi bu seneyi 10 için iyi bir yerde bitirip önümüzdeki senede bambaşka bir takım olarak çok daha iyi yerlere gideceğiz. Buraya giderken en büyük desteğimiz de taraftar olacak tabii ki. Ama oynayacağımız en önemli, en kritik maç Kayserispor maçı. Ve biz dünden itibaren de bu maç için bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tek düşüncemiz kendi sahamızda oynayacağımız maçı çok iyi bir şekilde bitirmek. Onun için de takım olarak çalışmalara başladık ama tabii ki bazı izinli olan arkadaşlarımız, milli takıma giden arkadaşımız var. O yüzden eksiklerimiz var. Bunu da biz cumartesi günü hazırlık maçı yapacağız ve hazırlık maçında da bütün oynamamış olan arkadaşlarımız, az şans bulmuş olan arkadaşlarımızın hepsini oynatacak. Diğer arkadaşlarımız da antrenman yapacak. Şu ana kadar çizdiğimiz grafik çok iyi, istikrar çok iyi. Önemli olan bunda son kalan maçlarımıza kadar sonuna kadar devam ettirmek. Milli takımımız için de bugün yarın çok başarılar diliyoruz. Milli takımımız için de aynı kritik bir maç oynayacaklar. Mutlaka oradan da bizim galip ayrılmamız gerekiyor. Ben milli takımımıza canı gönülden inanıyorum. İyi bir kadromuz var. Ve son oynadığımız maçta iyi bir moral kazandık. Önemli olan bu Finlandiya maçıyla da yolumuza devam etmemiz için de bu maçı da mutlaka geçmesi gerekiyor milli takımımızın. Salim Özer, Özer mağazalarında fırsatlar bitmek bilmiyor. Özer mağazalarında baharı erken getiren şok KDV indirimi. Salim Özer mağazalarında en kaliteli mobilyaları en uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Özer mağazaları 30 Nisan'a kadar tüm ürünlerde sürpriz KDV indirimiyle evinize bahar ferahlığı getiriyor. En kaliteli mobilya ürünlerine baharı erken getiren KDV indirimiyle ulaşmak için sizleri Salim Özer, Özer mağazalarına bekliyoruz. Salim Özer, Özer mağazalarında her şeyin en iyisine layıksınız. Salim Özer mağazaları Ankara Caddesi numara 87. Telefon 0370 424 2736. Sporun ve sporcunun tek dostu Özer Mağazaları spor haberlerini sundu. Bültenimizin burada sonuna geldik sayın seyirciler. Gelişmelerle bir sonraki bültende karşınızda olmak dileğiyle. Sağlıkla kalın, bizden ayrılmayın.